Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf biyoloji yazılısına hazırlık yapacağız sizlerle birlikte. Hangi yazılıya? ikinci dönem, ikinci yazılıya tabii ki hazırlık yapacağız. Öncelikli olarak size kamp takvimimizi göstereyim gençler. Bugün biyoloji yazılısına hazırlık yapıyoruz. Dün de kimya yayınlanmıştı. Unutmayın izlediyse izlemediyseniz mutlaka dönün izleyin. Arkasından da neler gelecek? Matematik, edebiyat, coğrafya, fizik ve tarih yazılısına hazırlık sizlerle birlikte olacak biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı örnek senaryolar yayınladı. Hangi sınıfın hangi sınavında kaç tane soru gelmesiyle ilgili, hangi kazanımdan kaç tane gelecek bunların hepsini tek tek açıkladı ve tabii ki provaların içerisinde de örnek soruları verdi. Siz de bizim yazılı hazırlıklarımızın içerisinde örnek sorulara benzer sorular göreceksiniz gençler. Yazılı notlarını biliyorsunuz. Yazılıdaki en büyük yardımcılarımız sadece biyoloji değil edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinin ikinci döneminin tüm konuları içerisinde yer alıyor. Özellikle kesin çıkacak kısımlara da hoca sorar, kesin çıkar, buradan gelir şeklinde notlar koyduk. Yazılı haftası mutlaka çantanızda bulundurun gençler yazılılardan önce en büyük yardımcınız olacak. Yazılı denemelerimiz de çıktı. İki döneme ait tüm yazılı provaları var içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı ortak senaryolara uygun bir şekilde hazırladık. Yine sadece tabii ki biyoloji değil, edebiyat, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve coğrafyanın aynı zamanda tarih yazılısının provalarını içerisinde bulabilirsiniz. E yazılarımız bitiyor gençler. 10. sınıfın sonuna geldik. Yakında 11. sınıf olacaksınız. 11 sınıfa sağlam bir şekilde hazırlanmak istiyorsak tabii ki 10. sınıfta 9. sınıfta diğer ortaokul sınıflarında eksik olan kısımlarımızı da gidermemiz lazım. 11. sınıfta insan fizyolojisi göreceksiniz. 11. sınıfta gördüğümüz bu insan fizyolojisi sistemler yani ortaokulda da çok sık karşımıza çıkıyor. Yaz dönemini iyi değerlendirir o ortaokulda gördüğümüz kısımları tekrar ederseniz tabii ki 11 sınıfa bomba gibi hazırlanmış olacaksınız. Bizim 10'dan 11'e hazırlık kitabımızın içerisinde de fizik, kimya ve biyoloji var. Yine süper bir şekilde 11'e hazırlanmış olacağız yaz tatilinde diyeyim. Hazırsanız yaslanın arkanıza başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak tabii ki nelerden sorumluyuz? Onlardan bir bahsedeyim. Kalıtım ünitesi çok büyük bir üniteydi. Bir kısmını birinci dönemin sonunda görmüştük. Bir kısmını ise ikinci dönemin başında görmüştük. Ama üniteyi bütün olarak düşünün. Kalıtımın başını bilmeden sonunu yapabilmemiz mümkün değil gençler. İkinci döneme hangi kısımlar kalmıştı? Mendel genetiğinden sapmalar kalmıştı. Normal şartlar altında Mendel'e göre genlerin biri baskın biri çekinik oluyordu ama daha sonra yapılan çalışmalar bazı genlerin birbirine tam baskın gelemediğini, eş baskın özellik gösterdiğini ortaya çıkarttı. Eş baskın genlere de mesela ne gibi örnekler veriyorduk? Bizim bir çiçeğimiz kırmızı genlere sahipse, eş baskın özelliğe sahipse bu kırmızı gen mesela beyaz gene iki geni birden bulunduranlarda hem kırmızıyı hem beyazı görüyorduk gençler. Yani ikisine ait özellikler de ortaya çıkıyordu. İnsanlardaki AB kan grubu ya da MN kan grubu da eş baskınlığa örnekti. Çok allellikli kalıtım dediğimiz zamanda karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan genlerin 2'den fazla olması durumunda meydana geliyordu. Diploid canlılarda tabii ki iki gen bulunacak ama çeşitlilik fazla olabiliyordu. Bunları da A1, A2, A3, A4 ya da B1, B2, B3, B4 fark etmez şeklinde hesaba katabiliyorduk. Arkasından eşey kromozomları üzerinde kalıtımdan bahsetmiştik. Biz şimdiye kadar yani çok hallerli kalıtıma kadar otozomal baskınlıktan, otozomal çekinikten, otozomal eş baskınlıktan yani otozomal kelimesini duyunca vücut kromozom ları üzerinde taşınımdan bahsediyorduk. Eşeğin belirlenmesinde ise cinsiyet kromozomları etkili oluyordu. Bazı özellikler X kromozomu üzerinde aktarılıyordu. Mesela nelere örnek vermiştik? Renk körlüğü dediğimiz, daha doğrusu kırmızı yeşil renk körlüğü dediğimiz durum X kromozomu üzerinde çekinik bir genle aktarılıyordu veya kanın pıhtılaşması ile ilgili bir problemin yaşandığı hemofili hastalığı X kromozomu üzerinde çekinik genle aktarılmış oluyordu veya X kromozomu üzerinde baskın genle taşınan bazı özelliklerde de olabiliyordu gençler. Y kromozomuna bağlı kalıtım dediğimiz zaman sadece babadan erkek çocuklara geçen erkeklerde görülen bir kalıtımdan bahsediyorduk. Neden? erkeklerde sadece Y kromozomu bulunuyordu. Örnek olarak da neyi vermiştik? Kulak kıllılığını vermiştik gençler. Kulağın iç yapısında değil de bu kulak kepçesi dediğimiz kısımda kılların olmasından bahsediyorduk. Soy ağaçlarından da uzun uzun bahsetmiştik. Soy ağaçlarında yuvarlak olarak gösterdiklerimiz dişi bireyler, kare şeklinde gösterdiğimiz erkek bireylerdi. Dişi ile erkeğin arasında bir çizgi çektiyse o kişiler evliydi. Bunların doğacak çocuklarını da doğuma sırasına göre tabii ki soy ağacında gösterebiliyorduk. Arkasından akraba evlilikleri ve genetik varyasyonlar dediğimiz bir başlıktan bahsetmiştik. Yapmıştık. Akraba evlilikleri aynı soydan gelen bireyler arasında meydana gelen evlilik anlamına geliyordu. Akraba evlilikleri neticesinde de bazı çekinik özelliklerin ortaya çıkma oranı artıyordu. E bu bir hastalığa sebep olan bir şey ise çekinik geni sayesinde bir hastalık meydana geliyorsa bu hastalığın görülme oranı akraba evliliği kişilerde daha fazla oranda oluyordu. Gençler Sonra ekosistemi etkileyen faktörler aslında ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimiz ünitemize geçiş yapmıştık. Ekosistemlere de baktığımız zaman canlı ve cansız faktörlerden meydana geliyorlardı. E bu canlı ve cansız faktörler tabii ki birbirini etkileyecekti gençler. Ekosistemlerde Aynı tür canlılar bir araya gelirse popülasyonları oluştururdu. Popülasyonların bir araya gelmesiyle komüniteler, komünitelere cansız faktörleri eklediğimiz zaman ekosistemler oluşuyordu. Çok büyük ekosistemlere biyom ismini veriyorduk. Dünyada canlıların yaşadığı tabakanın tamamına birden de biyosfer veya ekosfer ismini veriyorduk. Canlıların Aranıldığı zaman bulunduğu, yaşamını, üremesini en iyi şekilde gerçekleştirdiği alanlar habitatlardı. Ekosistemlerde canlıların üzerine düşen görevlere, işlere ekolojik niş diyorduk. İki ekosistemin kesişim noktasına da ekoton ismini veriyorduk. Ekosistem dediğin şey canlı ve cansız faktörlerden meydana gelecek. Tabii ki ekosistemi etkileyen canlı faktörleri de üreticiler, tüketiciler ve ekolojik nişleri çok önemli olduğu için ayrıştırıcılar diye gruplandırabileceğiz. Aslında ayrıştırıcılar da tüketicilerdir. Yani heterotrof beslenme özelliğine sahiptir ama ekosistemde ekolojik nişleri görevleri çok büyüktü. Ekosistemi etkileyen abiyotik yani cansız faktörlerde ışık, sıcaklık, iklim, toprak ve mineraller şeklinde oluyordu gençler. Buradan beslenme şekillerine göre canlılardan da biraz bahsedelim. Beslenme şekillerine göre canlıları kendi içerisinde üçe ayırıyorduk. Bir kendi besini kendi bes sentezleyebilen üretici ototrof dediğimiz canlılar vardı. Bunlar inorganik maddelerden organik madde sentezleyebiliyordu. İnorganik maddelerden organik madde sentezlerken ışık enerjisini kullananlara fotototrof canlılar, kimyasal enerjiyi kullanan canlılara kemoototrof canlılar ismini veriyorduk. Besini ne doğadan hazır olarak alan canlılara ise heterotrof canlılar ismini vereceğiz. Bu heterotrof canlılar da holozoik beslenebilir. Yani besinlerini katı parçalar halinde alabilir. Etçil, otçul, hepçil dediğimiz canlılardan bahsediyoruz. Ayrıştırıcılar ne yapacaklar? organik maddeleri inorganik maddelere çevirecekler ekosistemin olmazsa olmazı bu canlılar ayrıştırıcı saprofit çürükçül aynı anlama geliyordu unutmayın bir de 11. sınıf ekolojisinde simbiyotik yaşamdan bahsedeceğiz iki veya daha fazla canlı bir arada yaşıyorsa ona simbiyotik yaşam ismini veriyorduk hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip de öglena ve böcekçil bitki dediği biz canlılarımız vardı. Ekosistemlerde madde ve enerji akışı olmasa ekosistemlerin devamlılığı söz konusu olmaz. Unutmuyorsun ki ekosistemlerde Enerji ve madde akışı her zaman üretici canlılarla başlayacak ve tek yönlü olarak gerçekleşecek. Üreticiyi birincil tüketici yedi, onu ikincil tüketici yedi, onu son tüketici yedi şeklinde bir ilerleme söz konusu olacak. Her canlı ölüp ayrıştırıcı canlılar tarafından parçalanabileceği için ayrıştırıcılar ise ekosistemin her basamağında yer alacaktı. Biz bunu besin piramidinde göstermek istediğimizde her bir basamağa trofik düzey ismini veriyorduk. Üreticiler birincil trofik düzeyde, birincil tüketiciler ikincil trofik düzeyde şeklinde yer alacaktı gençler. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe birey sayısı azalır. Dünyada en fazla üretici olmak zorunda aksi durumda ekosistemlerde kıtlık meydana gelirdi. Biyo kütle toplam canlı kütlesi yani üreticileri toplam toplam tarttın, onu yiyen birincil tüketicileri toplam tarttın, onu yiyen ikincil tüketicileri toplam tarttı gibi düşünecektin. Üreticiden son tüketiciye doğru da biyokütle azalacak. Aktarılan enerji de yine azalır gençler. Biyolojik birikim dediğimiz zaman aslında ağır metallerden bahsediyorduk civa gibi, kurşun gibi, siyanür gibi ağır metaller canlı vücutlarında birikime neden oluyorlardı. Canlıdan atılamadığı için onu yiyene aktarılıyor. Onu yiyene aktarılıyor. En üst basamaktakinde en fazla zehirli madde ya da biyolojik birikim bulunur diyeceğiz. Vücut büyüklüğü tabii ki genellikle artacak. istisnalar var. Bazen bir üst gruptaki canlı kendinden çok daha büyük, büyük vücut kütlesine sahip bir canlıyı tüketebiliyor. İnsanların inek yemesi gibi düşünebilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Geldim ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarının güncel çevre sorunları kısmına. Gerçi güncel çevre sorunlarına gelmeden şöyle madde döngülerinden de bir bahsedeyim. Ekosistemde maddeler de devamlı olarak döngüsel olarak hareket etmek zorunda. Yine bir bitme durumunda durumu söz konusu olurdu. Bu döngüsel değişimde kimlerin arasında olacak? Yer küre ve atmosfer arasında olacak. Arada canlı vücudundan da geçiş söz konusu olacak. Azot döngüsü, karbon döngüsü ve su döngüsü olmak üzere 3 çeşit döngüden bahsetmiştik. Şimdi güncel çevre sorunları kısmına geçecek olursam Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, gürültü kirliliği, ses kirliliği gibi kirlilik çeşitlerimiz vardı. Bu kirliliklerin meydana gelmesine bağlı olarak tabii ki küresel bir iklim değişikliği yaşıyorduk. Buna bağlı olarak asit yağmurları meydana geliyor, toprakta erezyon yaşanıyordu gençler. Canlıların doğal yaşam alanlarını tahrip ettiğimiz için biyolojik çeşitlilikte azalma da söz konusu olabiliyordu. Verdi zararı daha iyi algılayabilmemiz açısından ortaya atılan bazı kavramlar vardı. Ekolojik ayak izi, su ayak izi ve karbon ayak izi bunlar içerisinde yer alıyordu. Mesela karbon ayak izi bir toplum veya birey için hesaplanabiliyordu, atmosfere verdiği karbon miktarını gösteriyordu. Su ayak izi bir ürünü elde etmek istediğimiz zaman suya verdiğimiz zararı gösteriyordu. Ekolojik ayak izi ise ekosistemlerdeki verilen zararın eski haline getirilmesi için gereken coğrafik alanları gösteriyordu gençler. Buradan da hemen sorularımıza geçiş yapıyorum. Aşağıdaki soy ağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli olarak verilmiştir. Buna göre aktarılan özelliğin kalıtımını sağlayan aşağıdaki genlere artı işareti koyunuz demişiz. Tabii ki siz silme alternatifiniz olduğu için yazıp silip yazıp silip yapacaksınız gençler ben silemeyeceğim için. Fotokopisini çektim. Y'ye bağlı çekinik bir genle taşınıyor olabilir mi? Aslında bunun için işlem yap gerek yok. Bir şeyin y, y, y kromozomuna bağlı taşınabilmesi için erkek bireylerde görülmesi gerekiyor. Bir kere kafadan dişi de görülmüş demek ki Y kromozomuna bağlı aktarılıyor. Olamaz. Veya ne olmasını beklerdin? Babada varsa oğulda da olacak. Oğulda varsa babada da olacak. Yani bu Y'ye bağlı çekinik veya baskın fark etmez. Aktarılıyor. Olamaz. X'e bağlı baskın genle taşınıyor olabilir mi? Bunu denememiz lazım. Şimdi X'e bağlı baskın genle taşınabilmesi için X üzeri ne yapmam lazım? Büyük A ile taşınıyor. Olması gerekiyor. E bunun da erkek birey olduğu için X üzeri büyük A'ya Y olduğunu biliyorum. X üzeri büyük A'ya Y olduğunu biliyorum. X üzeri büyük A'ya Y olduğunu biliyorum. Taşıyan dişinin diğerini bilmiyorum. X üzeri büyük A'da olabilir. X üzeri küçük A'da olabilir. Ama yazarken bir şey gördüm. Bu dişi birey değil mi? Evet babasından kesinlikle dişi yeneğin gelmesi lazım. X üzeri büyük A'nın gelmesi, annesinden de X'li yine bir şeyin gelmesi lazım. Bu babadan X üzeri büyük A'yı alsa idi bunun da taralı olması gerekirdi, koyu renkli olması gerekirdi. Mesela X'e bağlı baskın genle taşınmadığı diğerlerine bakmamıza gerek bile yok. Buradan ortaya çıkıyor gençler. Otozomal çekinik genle taşınabilir mi? Sorularda genellikle bu kısım tutar. Otozomal çekinik ne demek? Vücut kromozomları üzerinde taşınıyor mu demek? Hemen taşınanlara küçük a ağ, küçük a'ları yapıştıracak olursam yine buraya da küçük a küçük a buraya da küçük a küçük a diyecek olursam. Küçük a'nın birini buradan aldı diğerini kimden alacak? Bu taraftan. Yan taraf büyük a'lı olur mu? Olur. Küçük a küçük a ise birini buradan alsa birini buradan alsa yanlar büyük a'lı olsa sıkıntı var mı? Yok. Küçük a küçük a birini buradan aldı birini buradan aldı yanı büyük harf sıkıntı var mı yok? Yine küçük a'yı bu taraftan almış olsa, buradan da büyük a gelse sıkıntı yok. Burası da büyük a küçük a olsa sıkıntı yok. Çok büyük konuşmamakla birlikte otozomal çekinik tutar gençler. Tutmaması için o soruyla bayağı bir uğraşmamız gerekiyor. Eş baskın olabilir mi diye bakalım. Eş baskınlığa da mesela örnek ne verelim? Kırmızı beyazı verelim. Kırmızı olanlar nasıl gözüksünler KK şeklinde beyaz olanların da nasıl gözükmesini bekleyelim BB şeklinde e kırmızı beyaz alacalı diyeyim onlara alacalı olanlar da KB şeklinde gözükmek zorunda o zaman bunlar alacalı bireylerdir burası KB olsa burası KB olsa burası KB şeklinde olsa burası da KB şeklinde olsa olur mu mesela burası KB'ydi K'yı buradan aldığını farz edersek buranın BB olması lazım buradan B'yi buradan B asası sıkıntı var mı? yok. Sonra buraya baktığımız zaman bir tarafın ne olduğunu hesaplayabiliriz. B'nin mutlaka gelmiş olması lazım. Buradan, ve buradan gelmiş olması lazım gençler. E şöyle bir baktığımız zaman bunun BB olabilmesi için buradan da B gelecek, buradan da B gelecek. E bunları boyamamış BB olabilir mi? Bunlar beyaz beyaz olsaydı çocuklar hep beyaz olurdu. K'yı kimden almış olacaklar? Alamadılar. Alamadıklarına göre böyle bir bireyin olma ihtimali yok gençler. Çünkü ne olabilirdi? Burası BB olsaydı şöyle bakalım. Burası KK olsaydı buradan ne olur? olurdu B gelmezdi. O zaman bunların eş baskın taşınma ihtimali de yoktur deyip sorumuzu geçebiliriz. Diğer bir soruma da geçiyorum. Kan grupları ile ilgili bir soru karşımıza çıktı. Bir ailede anne ve babanın anti A, anti B ve anti D çökelme durumları yukarıda gösterildiği gibidir diyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Dökülen şeyler nelerdi? Antikor A, antikor B ve antikor D şeklindeydi. Antikor D dediğimiz şey RH faktörünü gösteriyordu. E baktığımızda da antikor A döküldüğünde çökelme olduysa burada antijen vardır. Yani annenin kan grubunun A olduğunu söyleyebiliriz. Hemen anneyi yazmaya başlayalım. Anneye baktığımızda, baktığımızda çökelme olduğuna göre A kan grubuna sahip. E, D'de de çökelme olduğuna göre pozitif kan grubuna sahip olacak. Babaya baktığımız zaman bu sefer de babada ne çökel çökelme olmuş. B kan grubunda çökelme olmuş. Pozitifliğinde de çökelme olmuş. Babanın da B pozitif olduğunu biliyoruz. AA pozitifler mi? B, B pozitifler mi? Pozitifliği büyük R büyük R büyük R küçük R mi taşıyorlar bilmiyorum. Birinci çocukları sıfır eraş negatif. Anne babayı bulmaya başlayacağız. Annenin A olduğunu biliyorum yanını bilemedim pozitif olduğu için büyük r olduğunu biliyorum yanını bilemedim ne yapacağım babayı da yazacağım b olduğunu biliyorum yanını bilemedim büyük r'si olduğunu biliyorum yanını bilemedim kız çocukları ne olmuş bunların? 0 0 küçük r küçük r. O zaman sıfırın birini buradan aldı. Diğerini kimden aldı? Buradan. Küçük r'nin birini buradan aldı. Birini buradan aldı. Böyle bir kız çocukları olduysa tabii ki bu kan grubuna sahip olacaklar. Ben genotiplerini çıkartabildim. Sonra ikinci çocuklarının AB RH pozitif olmasını istiyorum. Hemen ne yapacağım? A0 çarpı B0 yapacağım buradan bunların çocukları AB olabilir. A0 olabilir. B 0 olabilir sıfır sıfır olabilir sonra bunlar büyük R küçük R çarpı büyük R küçük R değil miydi e buradan da baktığımda büyük R büyük R büyük R küçük R büyük R küçük R küçük R küçük R, küçük R, küçük R, küçük R çocukları meydana gelebilir İkinci çocuklarının AB olmasını istiyorum bir de ne olmasını istiyorum pozitif olmasını istiyorum o zaman ne yapacağım AB kan grubuna sahip olma ihtimali 1 bölü 4'tür gençler Pozitif olma ihtimali 3 bölü 4'tür. Unutmuyorum bana bir de erkek olma olasılığını sormuş. Erkek olma ihtimaline de biraz yukarı çekeyim görünmüyor sanırım. Erkek olma ihtimaline de bakacak olursam onun da 1 bölü 2 olduğunu görüyorum. O zaman bu ne olacak? 3 bölü 4 kere 4 16 çarpı 2 32 o zaman 3 bölü 32 şeklinde olacak diyeyim. Hemen devam ediyorum. Ekosistemle ilgili bir soru çıktı karşıma. Yukarıdaki şemada A, B, C ile gösterilen harflerin hangi ekolojik terimleri ifade ettiğini yazınız. Şimdi A şinşila tavşanları, B hayvanlar ve bitkiler, C'ye toprak, hava, su, ışık girmiş. Şinşila tavşanları A ile gösterdiğimiz şey tek bir türden oluşmuş bir topluluktur. O zaman A ile gösterdiğimiz şey popülasyondur. B'ye geldiğimiz zaman popülasyona diğer canlılar da dahil olmuş. O zaman B ile gösterilen kısımda komünite dediğimiz kısımlar olacak. C ile gösterdiğimiz kısımda işin içerisine abiyotik faktörler de dahil olmuş. O zaman canlı ve cansızların birlikte oluşturduğu sisteme ekosistem ismi vereceğiz. Devam edelim. Numaralandırılmış beslenme şekillerini üretici ya da tüketici olarak gruplandırınız. Şimdi fotosentetik beslenen bir canlıdan bahsediyoruz. Fotosenteze baktığımız zaman tabii ki bu canlıların üretici olduğunu söyleyebiliriz gençler. İnorganik maddelerden organik madde sentezi yaparken ışık enerjisini kullanan canlılar fotosentetik canlılardır. Bazı bakteriler, öglena, alg, bitkiler fotosentetik canlılara örnekti. Omnivor dediğimiz canlılar tüketici canlılardır. Besinlerini katı parçalar halinde alıyorlar. Hatta bunlara hepçil, hem otçul, hem hep hem etçil canlılar ismini veriyorduk karnivorlar dediğimiz zaman aklınızda nasıl tutacaktınız bunlar et yiyor karınları büyük yani karnivorlar dediğimiz zamanda etçil beslenme özelliğine sahip canlılardan bahsediyoruz etçiller de tabii ki tüketicilerdir kemosentetik canlılar da üretici canlılara örnektir. Üretici canlı zaten ya fotosentetiktir ya kemosentetiktir. Başka üretici canlı örneğimiz yok. Kalanları yapıştırabilirsin. Ama ben hepsinin üstünden geçeyim. Parazit konaktan besin ihtiyacını karşılıyor. Tabii ki heterotrof. Saprofit, çürükçül, ayrıştırıcı hep aynı anlama gelir. Organik maddeleri doğadan hazır olarak alıp inorganik maddelere dönüştürüyorlar. Holozoik beslenme besinlerini katı parçalar halinde almak demektir. Zaten otçullar yani herbivorlar, etçiller yani karnivorlar, hepçiller yani omnivorlar holozoik beslenme özelliğine sahiptir diyeyim. Gençler, arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter. O da mümkün. Onun içinde yine Tats uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Devam ediyoruz diğer bir sorumuzla. Aşağıdaki tabloyu verilen canlılarda özellik varsa artı yoksa eksi koyarak doldurunuz diyor. Şimdi karbondioksit kullanma dediğimiz zaman doğada iki canlı karbondioksiti kullanabilir. Onlar da ya fotosentez ya da kemosentez yapacak. Yani yani doğadaki karbondioksiti kullanabilen canlılara sadece ototrofları örnek veriyoruz. Bitkiler kullanacaklar. Kemoototrof kemosentetik canlılar kullanacak. Ne yaptı? Hayvanlar kullanmadı. Fotototrof bakteri de fotosentetik canlıdır kullandı. Saprofitler ayrıştırıcıdır gitti. Bitkiler tabii ki klorofil pigmentini kloroplastlarının içerisinde bulundurup fotosentez yapacaklar. Kemosentezde klorofil yok. Hayvanlarda klorofilin ne işi var? Bakteriler de klorofil pigmenti sayesinde fotosentez yapıyor. Saprofitlerde klorofil bulunmaz. Hücre dışı sindirim dediğimiz zaman Bitkilerde görülmez gençler yalnızca böcek çil bitki dediğimiz bitkide görülebiliyor. Onun haricinde bitkiler hücre dışı sindirim yapmaz. kemoototrof kendi besini kendi üretiyor. Niye hücre dışına sindirim enzimi göndersin ki? Hayvanlarda tabii ki görülecek. Fotototrof bakteride de görülmez. Saprofitler enzimlerini dışarıya gönderip organik atıkları parçalayabiliyorlar. Bitkiler ökaryottur, mitokondrileri tabii ki bulunur. Kemoototrof canlılar bazı bakteri ve arkelerdir. Yani prokaryottur. O yüzden bulunmayacak. Hayvanlarda mitokondri organeli bulunur. Bakteride mitokondrinin ne işi var? Bakteride mitokondrinin ne işi var dedik. Katı besin alma dediğimiz zaman bitkiler kendi besinini kendi sentezliyor. Kemoototrof canlılar da kendi besinini kendi sentezliyor. Hayvanlar tabii ki katı olarak besinlerini alacaklar. Fotoototrof bakteriler kendi besinini kendi sentezliyor. Saprofit bakteriler de organik atıkları parçalıyorlar. Etçil, otçul veya hepçil diyebilmemiz bunlara mümkün değil diyeyim gençler. Aşağıda bir besin ağı gösterilmiştir. Buna göre bu canlıların beslenme şekillerini yazınız diyor. Şimdi ışık enerjisini kim kullanmış? K canlısı. O zaman K canlısına baktığımız zaman bu canlı üretici yani ototrof beslenme özelliğine sahiptir. Işık enerjisini kullandığı için fotoototrof ya da fotosentez yapar da diyebilirsiniz. K'yı kim yemiş? L canlısı. O zaman L canlısı birincil tüketicidir. Heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Birincil tüketici olarak yapıştırmış olayım onu da tüketici diyeyim. Birincil tüketici olan zaten heterotrof beslenme özelliğine sahip otçul besleniyor unutmayın. L'yi de kim yemiş? M dediğimiz canlı yemiş. M dediğimiz canlı da ikincil tüketici canlıdır. İkincil tüketici canlımız da heterotrof beslenme özelliğine sahip. L'yi yediği için etçil bir canlı karnivordur diyebiliriz. Sonra bakıyorum hem K'yı yemiş hem M'yi yemiş. O zaman ne ile gösterdiğimiz canlı da üçüncül tüketici dediğimiz canlımız olacak. Üçüncü tüketici olan bu canlımız da hem otçul hem etçil beslenme özelliğine sahip omnivor canlıdır. T ile gösterilen canlı ise herkese ok bakmış, ondan da K'ya bakmış. Yani T ile gösterdiğimiz canlı da saprofit ayrıştırıcı veya çürükçül olarak isimlendirdiğimiz canlı. Bu canlıların besin piramidindeki yerlerini göstererek trofik düzeylerini belirtiniz diyor. Şimdi besin piramidindeki yerlerine bakacak olursak biz Üretici canlımızın besin piramidinin neresine en alt basamağına gelmesi gerekiyor. Onu kim yedi? L ile gösterdiğimiz canlı yedi. Onu kim yedi? M ile gösterdiğimiz canlı. En üstte de kimi aldım? N ile gösterdiğimiz canlıyı. Ayrıştırıcılar ise besin piramidinin her yerinde. Yer aldıkları için yan tarafa komple T canlısını yazmış olduk. Gelelim diğer bir sorumuza. Aşağıdaki grafikte bir besin zincirinde bulunan canlıların biyo kütleleri gösterilmiş. Buna göre bu canlıların oluşturduğu besin zincirini yazınız diyor. Şimdi biyo kütleye baktığımız zaman bunları besin piramidinde göstermek istersek mesela biyo kütlesi en fazla olanın nereye gelmesi lazımdı? En alt basamağa gelmesi lazımdı. Onun üstüne Y ile gösterdiğimiz canlı gelecek. Onun üstüne X ile gösterdiğimiz canlı en üstteyse Z ile gösterdiğimiz canlının gelmesi gerekiyordu. E bunların bir besin zinciri oluşturduğunu düşünürsek her zaman yiyene doğru ok gidecek. O zaman T'den ok kime gitti? Y'ye. Oradan ok kime gitti? X'e. Oradan ok kime gitti? Z ile gösterdiğimiz canlıya gitmiş oldu. Dokularda biriken DDT miktarına göre çoktan aza doğru bu canlıları sıralayınız diyor. DDT dediğimiz şey dokularda biyolojik birikime neden olan zehirli bir maddedir. Biyolojik birikim de yukarıya doğru ne yapar? Artar. O zaman en fazla Z'de olması gerekiyor. Arkasından X'de, arkasından Y'de, en az miktarda da T'de bulunması gerekiyordu. Ortama X canlısıyla beslenen bir canlı katılırsa Y, Z, T Canlıların birey sayısı nasıl değişir diyor. Bunu nasıl düşüneceğiz? Hemen besin zincirini tekrar yazayım. Şimdi T'yi kim yiyormuş? Y. Y'yi kim yiyormuş? X. X'i kim yiyormuş? Z canlısı yiyormuş. Ben ortama X canlısıyla beslenen bir canlı katarsam X canlısının birey sayısı ne yapar? Aşağıya doğru düşer. X canlısının birey sayısı azaldığı için Y canlısının birey sayısı artacak. Y canlısının birey sayısı arttığı için T canlısı azalacak. Z canlısı ne olacak? Besin bulamayacak. O X'i yiyordu. Onun sayısında da yine azalma söz konusu olacak. O zaman şöyle diyebiliriz. T sayısı azalır diye belirtebiliriz. Buna bağlı olarak y'nin sayısı avcısı ortadan kalktığı için artar diyebiliriz. Z'nin sayısı ise ne yapacak gençler? Yine besin bulamayacağı için azalmış olacak. Diğer bir soruma da bakıyorum. Azot döngüsü ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diye sormuşuz. Atmosferdeki serbest azotun azot bağlayıcı bakteriler tarafından toprağa geçmesine ne denir? Bir kere buna azot fiksasyonu ismini veriyorduk. Azot fiksasyonu da iki şekilde meydana gelebiliyordu. Onu size hatırlatmış olayım. Azot fiksasyonu diye yazayım önce. Birincisi şimşek yıldırım gibi hava olayları sonucunda atmosferdeki azot toprağa bağlanabiliyor. Buna abiyotik fiksasyon ismini veriyorduk. Neden? cansız faktörlerin etkisiyle oldu. Bir de bizim azot bağlayıcı bakterilerimiz var. Bunların etkisiyle atmosferdeki azot toprağa bağlanabiliyor. Buna da biyotik fiksasyon ismi veriliyordu. Amonyağın nitrite, nitritin nitrat tuzlarına dönüşmesi olayına ne denir diye sormuşuz. Doğada NH3 dediğimiz amonyak NO2'ye dönüşüyordu. Bu dönüşüm olayında kim görev yapıyordu? Nitrit bakterileri dediğimiz bakteriler görev yapıyordu. Nitrit toprakta kullanılabilir azot formu değil. Bunun da neye çevrilmesi lazım? NO3'e yani nitrata dönüşmesi lazım. Bunu da nitrat bakterisi dediğimiz bakteriler yapabiliyordu. Bu olaya da ne ismini veriyorduk? topraktaki azot miktarını arttıran nitrifikasyon olayıdır diyorduk gençler bunun tam tersi de söz konusu olabiliyordu. Toprakta belli bir ala oranda tabii ki amonyum nitrat bulunacak. Bu topraktaki nitratı atmosfere verebilen canlılar vardı, özel bakteriler vardı. Bunlara da denitrifikasyon bakterisi olaya da denitrifikasyon ismini veriyorduk. Yani kısacası nitrifikasyon topraktaki azot miktarını arttırır. Denitrifikasyon ise topraktaki azot miktarını azaltır diyeyim. Hemen buradan devam ediyorum canlılardaki atmosferdeki karbondioksit miktarını arttıran olayları yazarak bu olayları gerçekleştiren canlılara birer örnek veriniz. Şimdi atmosferdeki karbondioksit miktarını arttıran olaylardan birincisi solunum tepkimeleridir. Mesela oksijenli solunum tepkimeleri sonucunda atmosfere karbondioksit gazı verilir. Kimler yapıyor? Bitkiler yapıyorlar. Bunun haricinde hayvanlar, oksijenli solunum yapıyor. Bazı bakteriler yine yapıyor. Etil alkol fermantasyonu dediğimiz bir fermantasyon türü vardır. Bu fermantasyon sonucunda da yine bir sürü canlı atmosfere karbondioksit verebiliyor. Onu da yazmış olayım. Bunun haricinde fosil yakıt tüketimi. Ne yapıyoruz? Kömür yakıyoruz, benzin yakıyoruz. Bunları yaktığımız zaman atmosfere belli bir oranda karbondioksit gazı veriyoruz. Fosil yakıt tüketimi diyebiliriz. Orman yangını gibi yangınlar çıktığı zaman yine atmosferdeki karbondioksit miktarı arttırır. İnsan eliyle olan olaylardır. Zaten atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltan iki tane olay var. Şuraya size dipnot olarak vereyim. Şimdi ototroflar atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltır. İster fotosentez yapsınlar ister kemosentez yapsınlar atmosferdeki karbondioksit miktarı azalır. Bunun haricinde meydana gelen olaylar atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırır. Aşağıdaki olaylardan küresel ısınma sonucu olu Şabileceklere tik işareti koyunuz. Şimdi küresel ısınma sonucunda tabii ki buzulların erimesi meydana gelebilir. Buzulların erimesine bağlı olarak kıyı ekosistemlerinin bazılarının sular altında kalması, aşırı ısınmaya bağlı olarak şimdi sular altında bulunan kısımların karaya dönüşmesi gibi Ortam sıcaklıklarının yükselmesi sonucunda olaylar meydana gelebilir. Bunların bazı bölgelerde kuraklıkların, bazı bölgelerde sellerin yaşanması tabii ki doğal afetlerin meydana gelmesi, artması anlamına gelecektir. Biyoçeşitliliğin artması ise küresel ısınma sonucunda meydana gelmez. Tam tersi, küresel ısınma sonucu biyoçeşitliliğin azalmasını bekleriz diyeyim gençler. Buradan da hemen diğer bir soruma geçiyorum yukarıda ötrofikasyon olayının bazı aşamaları verilmiştir ötrofikasyon olayı aslında su kirliliği sonucunda meydana gelen bir olaydı bizim azotlu fosforlu gübrelerimiz çok fazla derecede sulara karışabiliyordu karışınca sudaki fotosentetik algler aşırı derecede artıyordu fotosentetiklerin artması iyi bir şey gözüyle görmeyecektiniz aşırı artıyordu suyun üstünde böyle bir tabaka oluşturuyorlar alt kısımlara güneş ışığı oksijen oksijen inemiyordu. Bir süre sonra altta yaşayan balıklar ölüyor ayrışma çok fazlalaşıyor o gölden denizden artık neresiyse su kaynağı pis kokular yükselmeye başlıyordu. O zaman su kaynaklarına azot ve fosforlu bileşikler karışacak bunlar artacak. Ne yapacak? Alplerin aşırı derecede artması söz konusu olacak. Su yüzeyinin alplerle kaplanması sonucunda suyun alt kısımlarına oksijen ulaşamayacak. Suda yaşayan balıklar, diğer canlılar ölecek. Ayrıştırıcılar aşırı derecede çoğalıp faaliyet yaptığı zaman da o sudan çok pis bir koku yayılacak şeklinde dizebiliriz. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Yukarıda azot döngüsünün bir kısmı gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci olayı gerçekleştiren canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir. Bakıyoruz atmosferdeki azotu toprağa bağlamış. Bunlar rizobium bakterisi gibi bakterilerdi. Tabii ki prokaryotlardı. İkinci olayı gerçekleştiren canlılar denitrifikasyon bakterileridir. Topraktaki azotu atmosfere veren denitrifikasyon bakterileriydi. Doğru. Üçüncü olayı gerçekleştiren canlı fotoototrof beslenir. Topraktaki nitratı alan bitkidir. Bitkiler de tabii ki fotoototrof beslenme özelliğine sahiptir. Doğru dördüncü olayda saprofit canlılar görev yapar diyor azotlu atıkları amonya çeviren saprofitlerdir tabii ki o zaman bunu da kabul ettik beşinci olayda yani amonya nitrata dönüşmesinde. Kimler görev yapacak? Nitrit bakterisiyle nitrat bakterisi dediğimiz bakteriler görev yapacak. Bunlar bakteri olduğu için prokaryot hücre yapısına sahiptir. Ökaryot dediği için bunu yanlış olarak kabul ettik. Geldim diğer bir soruma. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Popülasyonlarda bulunan sağlıklı bireylerin kromozom sayıları aynıdır diyor. Evet Popülasyon sınırları belli bir alanda tek bir türden meydana gelen topluluktu. Sağlıklı bireylerde de tür içi kromozom sayısı sabittir. Mesela tüm insanlar 46 kromozomlu, tüm köpekler 78 kromozomlu gibi düşünebilirsiniz. Ekoton dediğimiz yer iki ekosistemin kesişim noktasıydı. Burada az birey bulunuyordu ama tür çeşitliliği fazlaydı. Bu da doğru. Otçulların sindirim kanalı etçillere göre daha uzundur diyor. Otçullarda selüloz sindiren enzimler yoktu. O yüzden sindirim kanalları bir tık daha uzun oluyordu etçillere göre. Ekosistem biyotik ve abiyotik faktörlerden hem etkilenir hem de oluşur tabii ki. Ben Akdeniz ekosistemi dediğim zaman Akdeniz'de yaşayan hem canlılardan, bitkilerden, hayvanlardan, protistlerden bahsediyorum, hem de Akdeniz'in havasından, suyundan, ikliminden, neminden, pH'ından bahsediyorum gençler. Bir türün doğadaki işlevine ekolojik niş ismini veriyoruz. Habitat dediğin şey ekosistemde canlının aranıldığı zaman bulunduğu alanlardır. Diğer bir sorumuza da geçiyorum. Tek yumurta ikizi olan iki kız kardeşin yine tek yumurta ikizi olan iki erkek kardeş ile evliliklerini gösteren aşağıdaki soy ağacında X'e bağlı çekinik özelliği gösteren birey koyu renk ile gösterilmiştir diyor. Şimdi X'e bağlı çekinik özellik olduğuna göre ben bunu kırmızı yeşil renk körlüğü olarak düşünebilirim. Bu erkek bir bireymiş X üzeri küçük rY'dir diyebilirim. Şimdi bunun annesine baktığımız zaman annesi 1 ile gösterilmiş. Annede kesinlikle x üzeri küçük r var. Anne de kırmızı yeşil renk körlüğü olsaydı diğerinin de x üzeri küçük r olması lazımdı. Ama annesi kırmızı yeşil renk körü olmadığına göre o zaman bu x üzeri büyük r olmak zorunda. Bakıyorum 1 ile 2 tek yumurta ikizi olduğuna göre burası da x üzeri küçük r'ye x üzeri büyük R şeklinde olmak zorunda. Sonra ben bunun babasını yazmak istediğim zaman babalar renk körü değil kafadan kolayca yazabiliriz. X üzeri büyük R'ye Y olmak zorunda. X üzeri büyük R'ye Y olmak zorundalar. E bizden neyi istemiş? Bir numaralıyı yazayım istemiş. X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R olacak. 2 numara zaten tek yumurta ikizi olduğuna göre aynı olmak zorunda. 3 ve 4 de yine aynı olacaklar. Renk körü olmayan erkek bireylerden bahsediyoruz. Onları da yazdım. 5 ve 6'nın genotipine bakacak olursak, şimdi 5 numaraya baktığımız zaman kız çocuğundan bahsediyoruz. Annesinin ne olduğunu biliyoruz. X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R. Babasının ne olduğunu biliyoruz babası da x üzeri büyük r'ye y şeklinde keza diğerlerini yazmamıza gerek yok hepsi buradan çıkar gençler bunların çocuklarına bakarsak x üzeri büyük r'ye x üzeri büyük r olabilir kız çocukları veya kız erkek çocukları x üzeri büyük r'ye y şeklinde olabilir veya x üzeri büyük r'ye x üzeri küçük r şeklinde olabilir veya x üzeri küçük r'ye y şeklinde olabilir. Şimdi 5 numaralı birey kız çocuğudur. Kız çocuğu olduğuna göre x üzeri büyük r'ye x, x üzeri büyük r de olabilir. x üzeri büyük r'yi annesinden şey annesinden x üzeri küçük r'yi babasından x üzeri büyük r'yi de almış olabilir. 6 numara için de aynı şey geçerli. x üzeri büyük r'ye x üzeri büyük r olabilir veya taşıyıcı olabilir. Küçük r'si de bulunabilir. Erkek çocuğu renk körü de çıkabilir bunlardan. Sağlıklı da çıkabilir ama koyu renkle belirtmediği için x üzeri büyük r'ye y olmak zorundadır. Gençler böylelikle örnek yazılımına da benzerisini çözmüş olduk. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. Aşağıda bir besin ağına yönelik görsel verilmiştir diyor. Buna göre bu besin ağında sazan balığının bulunduğu besin zincirini belirleyerek her bir besin zincirindeki sazan balığı sayısının artması sonucu canlıların sayısındaki değişimi gösteriniz diyor. Mesela sazan balığı burada bir tane zincirden ilerleyelim bir tanesini göstereyim. Şimdi güneş enerjisini kim kullanmış? Orkide kullanmış. Orkideyi kim yemiş? Sivri sinek yemiş. Sivri yazayım. Onu kim yemiş? sazan balığı yemiş. sazan balığını da gitmiş kim yemiş? timsah yemiş. Mesela bu bizim için bir zincir olabilir veya başka bir zincir çizmek istersem güneş enerjisini kim kullanmış? Su bitkisi. Su bitkisini kim yemiş? Sazan. Sazanı kim yemiş? Balıkçıl kuş. Kuş diyeyim şöyle başka kuş var mı? Bakayım yok. Balıkçıl kuş yemiş. Kuşu da kim yemiş? Timsah yemiş diyebilirim. Yine bir sürü aralardan çizebiliriz gençler. Başka ne diyebilirim mesela? Ee, şöyle bir gösterecek olursam kuş yemiş diyebilirim ya da doğrudan timsah yemiş diyebilirdim. Bakıyorum her bir besin zincirinde sazan balığı sayısının artması sonucu. Sazan balığı sayısı artarsa bunu yiyen timsahların sayısı artacaktır. E sazanın yediği sivrisineklerin sayısı azalacak. Buna göre orkideleri sivrisinekler yemediği için sayıları artacaktır diyebilirsin. Sazının sayısı ne yapıyordu? Artıyordu. O zaman su bitkilerinin sayısı azalacaktır. Kuşun sayısı artacak. Timsahın sayısı da yine buna bağlı olarak artacaktır. Geldim diğer bir soruma. Orman yangınları biyoçeşitliliği Etkilerini yazınız diyor. Şimdi orman dediğimiz alanlar pek çok bitki ve hayvan türüne hatta bir sürü gözümüzle gördüğümüz göremediğimiz canlı türünün e, neyidir gençler? Yaşam alanıdır. Orman yangınının çıkması tabii ki canlıların yaşam alanlarının yok olması anlamına gelir. Yaşam alanı yok olan canlıların da tabii ki birey sayısı ne yapacak? azalacak yani biyoçeşitlilik azalır diyeyim gençler siz daha uzun uzun cümlelerle yazabilirsiniz şu sonuç olarak şurayı göstereyim çeşitlilik azalmış olacaktır canlıların sayısının artması, doğada biyoçeşitliliğin artması falanca olay sonucunda meydana gelebilir gibi bir durum yok. Yaşanan çevre kirlilikleri buna bağlı meydana gelen olan, olan olaylar biyoçeşitliliği her zaman azaltır. Buradan da hemen ödüllü sorumuzu gösteriyorum. Yazılınızda hepinize çok 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 başarılar diliyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.